Artık devre analizi çalışmasına hazırız. Ve bir devreyi tasarlayıp analiz etmek için öncelikle devreyi imal edebileceğimiz bileşenlere ihtiyacımız var. Bu videoda da o bileşenlerden bahsedeceğiz zaten. Üç farklı devre elemanını tanıyacağız. Bu devre elemanlarının adları direnç, kondansatör, İngilizce'de kapasitör diye geçtiğini de ekleyelim ve indiktör. İşte bu 3 pasif devre elemanını kullanarak çeşitli devreler tasarlayacağız. Ama önce sizi bu devre elemanlarının sembolleriyle tanıştırmak istiyorum. Bu sembolleri devrelerin çiziminde kullanacağız. İlk olarak direncin sembolünü gösteriyorum. Direnç sembolü böyle bir şey. Bu zikzak akımın dirençten geçerken bir direnişle karşılaştığını ve iş yapmak zorunda olduğunu anlatıyor. Direnci temsil eden bir diğer sembolde kenarlarından kısa çizgiler çıkan bu küçük dikdörtgen. Türkiye, Amerika ve Japonya gibi birkaç ülke dışında direnç için bu semboller kullanılıyor. Evet, direnci bu sembollerle ve R harfiyle gösteriyoruz. Şimdi de kondansatöre bakalım. Kondansatörün sembolünü çiziyorum. Çünkü kondansatörler birbirine yakın konumlandırılmış iki iletken plakadan oluşur. Ve çoğu kondansatör üretilirken gerçekten buna benzer. Kondansatörü C harfi ile gösteriyoruz. Ve son olarak indiktör. Evet, indiktörü de çizelim. İndiktör esasında bir iletken tel bobininden oluşuyor. Bu nedenle indiktör sembolünü çizerken böyle bir bobin yapıyoruz. Ve indiktör L harfi ile temsil ediliyor. Bu bileşenlerden her birini voltaj ve akımla ilişkilendiren birer de formül var. Şimdi başa dönüp voltaj yani gerilimi ve akımları işaretleyeceğim. Devre şeması çizerken bu alışkanlığı edinmemiz oldukça önemli. Bir bileşendeki voltajı istediğimiz gibi adlandırabiliyoruz. Artı eksi ve. Şimdi dirençten geçen akımı çiziyoruz ve I harfi ile gösteriyoruz. Hatta aynısını diğer devre elemanları için de tekrarlıyoruz. Akım pozitif terminale giriyor. Kondansatörde bir V gerilimi var. Ve son olarak indiktör. Akım buradan giriyor. Bunu yapmayı unutmazsak hata yapma olasılığımız azalır. Tamamdır. Şimdi direncimize dönelim ve direnç için kullandığımız denklemi yazalım. Bir saniye direncin IV denklemi de ne diye sorduğunuzu duyar gibiyim. IV denklemi demek, akımla voltaj arasındaki bağıntıyı kuran denklem demek. Direnç için bu denklem V eşittir, I çarpı R'dir. Yani direncin iki ucu arasındaki voltaj, dirençten geçen akımla adına direnç dediğimiz bu orantı sabitinin çarpımına eşit. Bu denklemin çok önemli bir adı var. Ohm yasası. Bu yasayla çok sık karşılaşacaksınız. Evet, ohm yasası işte bu. Kondansatördeki IV bağıntısına da bakalım. Kondansatörün şöyle bir özelliği var. Kondansatörden geçen akım voltajın değişme hızıyla doğru orantılı. Voltajın kendisiyle değil, değişme hızıyla orantılı. Ve bunu şu şekilde yazıyoruz. Akım eşittir orantı sabitimiz olan C çarpı dV bölü dt. Bu voltajın zamana göre değişimi demek. Bunu bu aygıtın özelliği olan kapasitans değerleriyle çarptığımızda akımı elde ediyoruz. Bu denklemin özel bir adı yok ama ben kondansatör denklemi diyeceğim. Evet, ikinci denklemimizi de yazdık. Öyleyse indiktör için olan üçüncü denkleme geçelim. İndiktör kondansatörle çok benzer bir özellik sergiliyor. İndiktörün iki ucu arasındaki voltaj içinden geçen akımın zamana göre değişimiyle doğru orantılı. Yani bu açıdan kondansatörle çok benzer fakat ters şekilde çalışıyor. Voltaj akımın zamana göre değişimiyle doğru orantılı. Bunu şöyle yazıyoruz. Voltaj eşittir L çarpı Di bölü Dt. Burada orantı sabiti endüktans. Bu indüktörün indüktansı. Bu da indüktörden geçen akımın zamana göre değişimi, yani değişim hızı. Böylece 3 denklemimiz oldu. Bunlar. Bu üç eleman denklemini, yani bunları çok sık kullanacağız. Son bir şeyi daha belirtmek istiyorum. Bu denklemler ideal bileşenlere ait denklemler. Yani burada kafamızda oluşturduğumuz matematiksel açıdan mükemmel aygıtlardan söz ediyoruz. Böyle devre elemanlarını üretebilmeye gerçek hayatta ancak yaklaşabiliyoruz. Baya yaklaşabiliyoruz. Evet, artık şahane bir denklem üçlüümüz var. V eşittir iR. I eşittir c çarpı dv bölü dt. Son olarak, v eşittir l çarpı di bölü dt. Bu denklemler çok yakında kulağınıza şiir gibi gelmeye başlayacak ve bu ideal denklemleri kullanarak bir sürü müthiş devre üreteceğiz.